Aslan oğlum benim. Al da ye. Ders çalışırken zihnin açık olsun. Sağ ol Açı teyze. Oğlum, ananla babanın kavga etmelerine çok üzülmüyorsun değil mi oğlum? Bak böyle şeyler aile içinde hep olup durur. Hem bir ananın yerini hiçbir şey tutamaz. Hem bak baban da üzülüyor çok. Gene gelse anacığım, otursa başınızda. Ha İbo, eskisi gibi. Ne güzel olur değil mi oğlum? Hem anacığım da üzüntüden öyle bir üzülmüş ki hasta olmuş. Ölsün o. İstemem artık anamı ben. Öyle denir mi İbo oğlum? Aslan oğlum benim. Taş olursun ya. O senin anan. Oturun oğlum. Bak o seni 9 ay karnında taşıdı. Anadan başka yar olmaz insana. Oğlum benim. Tamam mı? Ha? İbo. Oğlum. Hatice ben... Ya bunun özrü olmaz. İbo. Al çocuğunu çekil evine. Olmaz. Verme ben Hatice teyze. Gitmem ben ananla. Ama oğlum ben ne dedim sana? Biraz önce o anan senin. Bak birazdan baban da gelir. Tamam mı? Eğer baban gelince de gene gelmek istersen buraya gelirsin. Tamam mı oğlum benim? Anladın mı beni? Al. Hadi. Beni de üzme. Ananı da üzme. Hadi evladım. Oğlum benim. Bırak beni. Oğlum. Oğlum, İbo. İbo, oğlum dur. Ne ettin Hatice? Ya fabrikada işçi eksikmiş. Ben de mesaiye kaldım. Ne etti? Oğlan üzmedi seni inşallah. Yok yok, yok. Nerede? Şeyde. Anası geldi de gündüzden eve geçtiler. Kadın buraya mı geldi? Çocuğun başı için Erdoğan abi. Gözünü seveyim. Bak onlar bir hata işlediler. Sen onların kusuruna bakma. Büyüklük sende kalsın. Affet sen onları. Bak hazır buraya kadar gelmişler ikisi de. Affedelim. Oğlum Erdoğan abi gözünü seveyim. Bak çocuğun için. Çocuğun için düşün. Gözünü seveyim. Komşum gözünü seveyim. Ya sen ne anlatıyorsun Bahçe? Ben hastaneye insani vazifemi yapmak için gittim. O kadın o ışıktan giremez Hatice. O kadın o eve giremez Hatice. Pardon. Recep'im, Recep'im. Aman Recep'im. Bak sen gel şöyle otur. Ümmühan geldi gündüzden. Şimdi çocuklar evdeler. Barışacaklar inşallah. Sen geç şöyle otur. Ben sana yemeğini, rakını, her şeyini hazırlarım. Bak çocuklar da alışacaklar zamanla. Eskisi gibi olacak her şey. Daha bile iyi olacak. Bak göreceksin sen. Geberin lan. Defol gidelim lan. Defol lan evimden. Yıllarca taktığım boynuzlar yetmedi mi lan? Defol git evimden. Oğlumsuz yaşayamam ben Erdoğan ne olur. Ölürüm ben onsuz Erdoğan. Geber ulan. Geber. 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 Burada gebermedi. Nerede geberirsen geber. Sen geç içeri oğlum. Geç. Geber lan defol git evimden. Defol lan evimden. Be. Sen karışma bence. Çocuğun hatırı için Erdoğan yüzünü seveyim. İstemiyor lan çocuk bunu işte. O da anladı bunun ne mal olduğunu lan. İstemiyor, ağlıyor, kaçıyor çocuk lan bundan. Gömür ulan. Gömür Allah cezanı versin. Erdoğan yapma. Yapma. Abla, dışarıda kıyamet kopuyor. Ümmü, Erdoğan, annem, babam hepsi birbirine girdi ya. Bana ne be? Bana ne? Benim hayatım kararmış. Bana ne onların pisliklerinden? Gebertsinler birbirlerini. Hatta gelsinler beni de gebertsinler de kurtulayım. Gel lan buraya. Erdoğan! Yeter yapma! Yapma!
Ulan sana kardeşim, ona karım dedim. Erdoğan abi. İkiniz de şeytan çıktınız be. Geberin ulan. Yapma Erdoğan abi. Gitsin yeter! Yeter! Gir içeri! Gir içeri! Bırak gitsin! Biraz bakımsız ama yani otel köşelerinde kalmaktan iyidir. Ucuza da bulduk evi. Eşyalı falan yani. Daha ne olacak ki? Sobayı değiştirir, şu duvarları falan boyadığımız zaman 10 numara olur. Yatağı da hazırladım. Sonra yatarız, şöyle iyice bir dinleniriz. Oh, çay da hazır. Bir yemek yeriz şöyle güzel. Aşağı pazar kuruluyormuş. Yarın her şeyi alırız evde, ne eksik varsa. Ne öyle ya, bir haftadır sağda solda kalıyoruz. Sinirlenim o ne da. İyi kötü bak, kendi evimiz hayatım. Gülüm ya. Bak daha üzülme, üzülecek bir şey yok. Baş başayız, birlikteyiz. İstanbul'dayız. Bursa'da sağda solda milletin evinde kalmam dedim. Koştura koştura geldik. Sen ne istiyorsan o olacak. Tamam. Takma kafana artık. O da ne oldu? Yapacak bir şey yok. Artık önümüze bakmamız lazım hayatım. Ben arkamda bir evlat bıraktım Recep. Nasıl bakacağım önüme? Limon, limon. Çaya, çorbaya, çiğ köfteye, salataya limon. Limon! Zafer, buyur abi. Limon. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Abi Zafer'den geliyor. Bak 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 Zafer'den geliyor ne ya. Ne yapıyorsun kardeşim? Limon satıyorum abi ya. Abi ne yapıyorsun ya? Bırak limon, bu ekmek param benim abi ya. Abi şimdi kardeşim, burası kafana göre yer verip limon satamazsın. Abicim sadece limon satıyorum. Ben bir gözünüze bak. Bırak Allah'ını seversen abi şunu ya. Ya herkese göz yumarsak İstanbul'da adım atacak yer kalmaz. Hadi topla tatını tarağını. Kaybol buradan. Hem bak bu seferlik affediyorum. Bir daha görürsem yakarım canını. Hem belediyeden izin almadan hiçbir şey satamazsın. Kanun var, nizam var burada. Tamam abicim ya. Tamam abi. Tamam abi. Abi özür dilerim ya. Nereden bileyim ben? Limon satıyorum ya. Allah Allah. Bu ne ya? Ya bu nasıl şehir kardeşim? Adama limon bile sattırmıyorlar ya. Allah Allah, fabrika açacak durumumuz olsa açarız. Mühendis olsak bir işe gireriz. Doktor değiliz, eczacı değiliz ya. Adama bir limon sattırmıyorlar. Yasakmış neymiş efendim, bak. Daha ilk günden karar verdin ha Recep. Bu şehirde para kazanılmaz diyorsun. Ya para mara kazanılmaz bu şehirde.
Yaslandı da kazanılmıyordu. Acaba adın Recep olduğu için mi kazanılmıyor? Ne yapsak, adını değiştirsek acaba? Vay be. Beni eziyorsun ha? Çıkırında iki tane altın, üç kuruş param var diye. Böyle mi oldu şimdi? Bak Recep Bey, senle bir anlaşma yapalım. Neymiş o anlaşmaya? Bir halt ettik, düştük yollara. Bu deliye beraber gideceğiz. Geri dönüşü yok artık. Ben de işe gireceğim, çalışacağım. Ama sen de üstüne düşeni yapacaksın. Gideceğim bir iş bulacağım, eve para getireceksin. Erkek gibi para getireceksin eve. Hiç öyle kafanı çevirme. Ben yutmam bunları, Hatice'ye benzemem ben. Tamam, çalışacağız ya. Ne oldu? Gülüm. Recep. Niye evdesin sen bu saatte? Nerede oldun? Evdeyim işte. Recep, niye işte değilsin? Sattın mı hepsini de geldin oturdun içiyor? Sattım. Zabıtaya sattım hepsini. Şu kadar yol geliyor, her köşede bir satıcı. Bu zabıtalar bir tek sana mı balta oluyor be? Ne yapayım gülüm, yani yakışıklıyım, dikkat çekiyorum. Güzel olmak sorun. Recep, buraya geldiğimizden beri bir kuruş ekmeğin geçmedi boğazımdan. Sabahın köründen akşamın bu saatine kadar ter döküyorum ben o tuhafiyede. Gece desen oturuyorum, örgüdür nakıştır, kör oldu gözlerim be. Beni oralardan sana bakayım diye mi getirdin? Heh? Oğlumu ben şu rakılıklara dökmek için mi geride bıraktım be? Sakın gelme Recep. Bak sakın gelme bir daha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.